Şu anda Mostar'dayız. Dün gece saat 9 gibi otele giriş yapmıştık. 9-10 gibi. Karanlıkta dikkat etmediğim bir şey fark ettim. İlki hemen otelin girişinde karşıda cami ile kiliseyi yan yana görüyorsunuz. Bir diğeri de gece altından geçtiğimiz ben asma zannettiğim bitkiyi gördüm. Meğer bu asma değil, kiviymiş. Kiviyi bu şekilde ağaçta hiç görmemiştim. Yani gerçekten çok hoş. Buranın tamamı kivi dolu. Kivinin kökü de aynı asma gibi yerden uzanmış üst tarafa tellere serpmişler. Bahçede zaten ayrı bir güzel. Otelin sağ kısmında da üzümle kivi yan yana görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırayım. Bir tarafta kiviler var. Bir tarafta asman koruk terler bizim orada olmamış üzüme. Bir tarafta da koruklar var. Gerçekten çok güzel. Şimdi de 400 yıl önce yapılmış bir Osmanlı harikası Mostar Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Mostar Köprüsü'ne geldiğinizde tarih kokan bu şehri iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Mostar'ın erkekleri eskiden tam şu gördüğünüz yerden 24 metre yükseklikten nişanlılarına evlilik öncesinde cesaretlerini ispatlamak için suya atlıyorlarmış. Düşünsenize 7 katlı bir binanın tepesinden havuza atladığınızı. Mostar Köprüsü'nün bu kadar ilgi görmesinin sebebi sadece güzelliği değil, yakın bir zamanda ciddi bir yıkıma maruz kalmasıdır. Sırplar 1992 yılında Bosnalı Müslümanlara savaş açtı. Bu savaş sırasında 100 binden fazla insan öldü ve bir soykırım yapıldı. Sırplar Bosna'da bulunan Müslümanları istemedikleri gibi aynı zamanda onlara İslam'ı hatırlatacak veya Osmanlı'dan kalmış ne kadar eser varsa bunları da yıkmak istiyorlardı ve yıktılar. Mostar Köprüsü de bunlardan birisiydi. 1992 yılında Sırplar büyük bir hasara uğrattı. 1993'te de Hırvatların saldırmasıyla bu köprü tamamen yıkıldı. Savaştan 2 yıl sonra UNESCO ve Dünya Bankası'nın verdiği desteklerle Mostar Köprüsü yeniden inşa edildi. Bu köprüyü bir Türk firması yaptı. 2003 yılında kilit taşının konulduğu köprü 2004 yılında açıldı ve 2005 yılında Dünya Miras Listesi'ne eklendi. Köprünün üzerinde bulunan ve üzerinde Don't Forget yani unutma yazılı bu taş hala savaşı hatırlatıyor. Bosna Hersek'te kahve molası verdiğimiz zaman önümüze gelen kahve fincanlarının kulpu yoktu. Ve içlerinde de ay yıldız sembolü vardı. Tabii biz de bunu gördüğümüzde şaşırdık ve nedenini merak ettik. Daha sonra araştırdığımız zaman bunun arkasında efsanevi ilginç bir hikaye olduğunu gördük. Hikayeye göre bir gün Hırvat bir Hristiyan ve arkadaşı Boşnak Müslüman oturmuş konuşuyorlarmış. Hırvat Hristiyan Boşnak arkadaşına demiş ki siz her kahve içtiğiniz zaman, bardağın kulpundan tuttuğunuz zaman, serçe parmağınızı kaldırdığınızda bizim zafer işaretimizi yapıyorsunuz demiş. Bunun üzerine bu olay Bosna'da yayılıyor ve bundan sonra yapılan fincanlara da kulp eklemiyorlar. Ve fincanların içine ay yıldız sembolü işliyorlar. Fincanları kavradıklarında ise orada bulunan bardak, yıldızı, elleri de hilal şeklini sembolize ediyor.
İşte Bosna'nın fincanlarının hikayesi bu şekilde. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Antalya'da, Hindistan'da, Mısır'da, çarşılarda, burada da aynı şekilde bir sürü hediyelik eşyalar var. Mekanlar ne kadar güzel olursa olsun onları tamamlayan mutlaka takılar, mücevherler, süsle eşyaları her yerde mutlaka bulabilirsiniz. Sanat eserleriyle dolu bu güzel dükkanı gezdikten sonra yavaş yavaş Mostar Köprüsü'nden evimize doğru giderken yerde küçük bir misafirle karşılaştık. Uçursak mı? Yaralı mı yoksa? Bosna Hersek'i şehir şehir gezmeye devam edeceğiz. Paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.